Baba Torik. Merhabalar Baba Torik izleyicileri. 6 Nisan günü Madison Square Garden'da New York Knicks Toronto Raptors'la karşılaşacak. İki takımı incelediğimizde Toronto Raptors'ın aslında playoff şansı kalmadı. Şu anda playoff'ların dışında kaldılar ve hiçbir şekilde matematiksel olarak da playoff'lara giremeyecekler. New York Knicks ise playoff'ları garantilemiş durumda. Uzun bir süre sonra tekrar playoff'larda kendilerine şans arayacaklar. Bulundukları yerde 7. sırada New York Knicks'in ve muhtemelen Miami ile karşılaşacaklar eğer bu şekilde biterse. Diğer taraftan Toronto Raptors aslında playoff şansları kalmasa da bile draftlara doğru hazırlanmalarına rağmen hala lige tabii ki bırakmıyorlar ve asılıyorlar. Ki son maçlarında Orlando Magic'i 102-98 yendiler. Tabi burada Orlando Magic için de ufak bir parantez açmak gerekirse onlar da 4. sıradalar ve muhtemelen onlar da 4. sırada bitirecekler için ve Atlanta Hawks'la karşılaşacakları için yavaş yavaş yıldızlarını dinlendirmeye başladılar. Biraz vites küçülttüler ve frene bastılar denilebilir. New York Knicks ise hem Philadelphia'ya yetişmek istiyor bir üst sıradaki olan 6. sıradaki Philadelphia hem de iyi bir galibiyet yüzdesiyle bitirmek istiyorlar. Özellikle Carmelo Anthony gibi bir süper yıldızın takıma katılmasıyla birlikte beklenen olmadı. New York Knicks ise çok kötü bir dönem geçti ve bir anda galibiyet yüzdeleri %50'nin altına inmişti. Carmelo Anthony dönemi için bakıldığında ve genel olarak da %50'nin altına inmişti. Şimdi tekrar toparlandılar ve 38-38 yani %50 galibiyet yüzdesiyle oynuyorlar. Son maçta hem Carmelo Anthony hem Amar'ın Stoudemire coştu. Birbirleriyle yarıştılar denilebilir. 123-107 Cleveland yendiler. Aslında Cleveland her ne kadar ligin dibine demir atmış ve çok feci bir sezon geçiyor olsa da New York'u 3 kez yenmişlerdi bu sezon ve 4. bir galibiyet alıp 4-0 yapmaları her şeyi tepetaklak yapabilirdi. Süpürülmüş olacaklardı ki Cleveland gibi çok kötü bir sezon geçiren bir takıma karşı. Bu aldıkları galibiyet onların morallerini daha yerine getirdi. Amar'ın Stoudemire 28 sayı attı. Carmelo Anthony 25 sayı attı. Gerçekten çok iyi bir maç çıkarttılar. Genel olarak da zaten Carmelo Anthony, Amar'ın Stoudemire sayı liderliğinde, takımın sayı liderliğinde çekişiyorlar. Özellikle pot altında Amar'ın çok büyük etkileri var. Reboundlarda, bloklarda. Takımın liderliğine Chauncey Billups yapıyor. Aslında biraz daha run and gun sistemine uymaya başladı. Şutları daha istikrarlı bir şekilde girmeye başladı. Ve takımı şu anda bu üç isim taşımaktadırlar. Ama asıl sıkıntı Landry Fields gibi bir guard da var. Yani dört oyuncuda bir sıkıntı yok ama pot altında çok kötüler. Sheldon Williams ya da Ronnie Truyaf kapatmaya çalışıyor. Aslında bu açılardan da bakıldığında Toronto Raptors karşısında biraz sıkıntı yaşayacaklar da gene pot altında. Toronto'nun da yıldızları Calderon, Bargnani gibi yıldızları var. Boş'un gitmesiyle birlikte aynı Cleveland gibi Toronto da çok kötü bir sezon geçirdi ve ligin dışında kaldılar. Geçen sezon en azından playoff'ları zorlayan bir takımlardı. Daha üst düzey maçlar çıkartıyordu. Bu sezon çok kötü bir dönem geçirdi. Artık tüm gözler draftlara çevrildi. Maçı New York Knicks kazanacaktır. Madison Square Garden'da gene 200 sayının üstünde toplamda 200 sayının üstünde bir basket izleyeceğizdir. Ve fark oluşacağını düşünüyorum. Bence 10-15 sayı gene fark yapacaklardır run and gun sistemiyle. Maçı New York'un kazanacağını ve 10 sayının üstünde de farklı bitireceğini düşünüyorum. Baba Torik.